düşündün, bunu düşünemedin mi? Benden çalıp oraya buraya saçtığın paraların hesabını sormayacaklar mıydı senden? Yavaş. Önce bunun hesabını kapatacaksın. Ben canımı sokakta bulmadım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Gelmeseydin oltaya, sahip çıksaydın adamların parasına, koymasaydın kucağıma. Aha, bakıyorum kendine geldin. Evet. Namluyu burnuna soktuklarında tir tir titreyen kimdi lan? Gözümün önünde ilk defa adam öldürdüler çünkü. Ne yapacaktım? Dediğimi yapmazsan sıra sana gelecek. Hayatını kurtardım lan. Ben olmasam yoktuk şimdi. Cesur, seni bir göreyim. Gözümün nuru. Bak sakın başka mesele çıkarma, valizi kapatıyorum ha. Yani mesele demeyelim de. Aa, sakın. Tek kelime daha etme. Hayır, zaten sıktı beni burası. Yapım film Kıbrıs'a dünyası. Kıbrıs'a da direkt uçuş yok. Zahit. Güzel, olmasın. İyi. Zaten biz de Kıbrıs'ta değiliz artık. Nasıl yani? Ne yaptın yine? Daha yapmadım. Yapacağım. Halledeceğim. Ya sen bu sahtekere inanmıyorsun. Asla. Ve daima. İyi. Yakında görüşürüz o zaman ha. Gözümün nuru. Hadi öpüyorum yanacıklarından. Ben de. Ha Gülüm. Şu benim köylünün anahtarı nerede ya? Ne yapacaksın sen o külüstürü? Şu hale bak ya. Bahçe olmuş aile kabristanı. Kazılmadık yer kalmamış. Ben aradım, şirkete gönderecekler işte temizlikçi, bahçıvan falan. Sen de akşam için hazırlan. Bir çıkalım, bir kafa dağıtalım. Ne bu ya, böyle kaç gündür aa. Bırak şimdi bu laf kalabalığını. Yemezler canım, yemezler. Neredeydin sen? Kaç kere aradım seni? Kusura bakma hayatım. Adamlar kafama sıkıyordu, açamadım. Cesur haklı çıktı yani. Sahi nerede o? Bırakıp gitti beni heriflerin ortasına. Bilmem. Senin oğlun, sen yetiştirdin. Nasıl kurtuldun bana onu söyle. Dahi oğlum sayesinde. Benim has oğlum, vallahi kapı gibi arkamdaysan. Nasıl ya? Devran mı? Evet. Beni nasıl dolandırdıysa parayı da aynen öyle iade edilecek heriflere. Hem beni aptal yerine koymanın cezasını ödeyecek, hem de babasının canını kurtaracak benim aslan oğlum. Ya daha dün bu aile senin üstüne çullanmadı mı? Niye böyle bir şey yapsın ki? Seve seve yaptırırlar gülüm. Hata yapıyor bir de. Ölürüm de yardım etmem falan. Hadi lan oradan. Benimle uğraşacağım diye kimlerle bulaştığını anlar bugün. Sonra da kapıda vura vura gelir. Baba bir yol gösterdi. Biz de babayız nihayetinde. Bu saatten sonra elimiz oğlumuzun üstünde. Buyur birader. İskender'in parasını akladığı mafya işin aracısını vurdu. Tam yanında Sofi, tam buramdaydı adam. Sonra da sürüye sürüye asidi attılar adama.
Bir de kurşun sekiyor bazı yerlerde. Ben kendi kendimi de öldürebiliyordum eskiden. Alright, where are we now? O da kötüymüş. This is when we... Ya sıp bana bir tane mesela. Yap yap. Hadi gidelim hadi. Kime yapamadım, kime nasıl, kime kusur. Rusuleti oynayabilsek keşke. İşte o boy çarpışması yapıyoruz yani. Sayıp bir tarafa gidiyor, bir tarafa gidiyor işte. 3'e 5'e kadar sayıyorum işte, kaça kadar istiyorsan. Dönüyorum aklına, sıkıyorum birbirine. Kim kimi öldürürse. Görev yapalım. Yukarıda biraz görev yapalım. Onlar da yapalım. Hop ilk. Aynen. Olmadı. Aynen. Bir tane de arabaya boş koyacağız. Evet alamıyorum. Böyle yaparsak. Tane, hadi gidelim. Tane, kurttan iki tane çıktı zaten. Hadi sana bu kısmında pek hayvan hatta hiç görmedim ben daha önce. Tamam, hayvan gelmiyor. Bak ya yanlış oldu ha. Tamam. Çok gidiyorum. Ben çıkmam lazım da. Dağ bayır gidiyoruz. Bu arabadan daha iyi tırmanabilen araba yok yalnız. Şimdi büyük araba alırız bugün herhalde bir tane. Şu an görev yapıyoruz. Şey arayacağız. Aşağıda olmaz. Hançer mıydı? Aynen cesetin ortasında saplı duruyordu. Bırak da olabilir mi ya? Yalan olsun. Hiçbir şey demiyorum. Yok yok o tarafta ya. Ha buldum. Hı. Alıyorum geliyorum ben o zaman. Al gel. Görmek ister misin tekrardan? Yo gel. Geldin zaten. Buradaymış. Bunu arkaya atıyoruz. Gidiyoruz. Tam benzinlik mevkiine. Kadeh için. O nasıl oldu? Ben de anlamadım. Oyunda fizik var. Çarpıyoruz neyse de tamam onu anladım. Nasıl oldu? Hayret bir şey ya. Teyze. Yumurtayı getireceğim teyze. Buradan çarpmadan geçersem. Vallahi birazdan geçtim. Çarpmadan çarpmadan. Aferin lan. Heh çarpma şimdi. Neredeydik? Nasıl yok lan?
Burada. Siz ise Bay Rothschild, isteyenin bu saraya elini kolunu sallayarak girdiyse... Ben taktiğim edeyim. Merak etme. Bu adamları içeride bulacaksın. Kadehimizi alıyoruz. Geriye kaldı Mayfair. Tamam, Mayfair döndü. Bir tavşan yapalım. Burada bir sürprizle karşılaşırsam... Sen yer açılsın burada. Sen silah... Sen bilirsin. Gördüm. Öldü. Öyle. Öyle atalım, hadi gidelim. Oğlum bir çifte uğrayalım, bu soğutucu bırakalım, boş soğutucu alalım, olur mu? Olur. Aradığın adamlar içeride. Yakın zaten. Çiftlik. Tam önündeyim. Yani yolunun önünde. Ben Karasu. Şimdi ben de burada eğer o kapıyı açtığımda... Nasıl yok ya? Karşılaşırsam... Çarptık az önce. Bazen... Sen silahını çıkartıp seni bulacağım. Bıcık oluyor. Orada bir eksik merak var. Merak etme. Kaç? 21. Bu adamları içeride bulacaksın. Baa, ne yaptın? Arabaya binince düşüyormuş. Senkrasyon söyleyemiyorum. Nihayet aradığımızı buldum. Ben de söyleyemem şimdi. Görüyorum ki siz de bulmuşsunuz. Bay Rothschild. Bilsek işte. İngilizce desen daha birilerinin iyi. Birilerinin yardımıyla. Max FPS 60 yeter bana. Takdim edeyim. Ben Emmanuel Carasso. Sizin bildiğiniz isimle yani olmaz. Avukat. Destansıdan da düştük. Sadakatimi sunarım hünkârım. Gerek yok. Yüksek yeter. Aman daha iyi olması lazım şimdi. Kanka şey yap, arabayla git garaja. Tamam. Rengi değiştirmek istemiyorum. Zaten ilk görev radyo taktığı değil miydi? Sen niye taktın onu? Oydu. İlk görevlerden biri. Lastiği tak. Ondan sonra arabayı birleştirdikten sonra radyo tak. Bir saniye. Ya onu geçeyim. Onu şey var abi. Geç var onu. Geçiyoruz direkt. Yapma onu. Gel. Geyiğe gidelim. Başka geyiğe mi oturalım? Tamam. Başka mı? Ha, sağda. Ben bunu gördüm. Tamam. Onu da öldürürüz. Problem yok, hoş değil de. Ha, geliyor. Bakıyorum. Gel. Öyle gel. Nice. Bak, bunu da 8 tane aldık yanımıza. Almasaydık bulamazdık bunları, var ya. Devam. Tamam. Böyle bir oyun.
Resim editör. Avlıyorsunuz, satıyorsunuz, çiftçilik. Tarım işine daha girmedik. Tarım işi varmış. Tam önümüzde geyik var bu arada. Hemen bakıyorum. Şuna bir reload atayım. Pam pam pam. Şey, mermisiz gezmeyeceksin ya, reloadsız. Devam. Tamam, gel. Ya. Buran gece kapanma ihtimaline karşı biraz yem alalım. Az. Mermimiz herhalde az. İki kutu merman istersen. Buğday çuvalı, mermi. Ne kadar buğday çuvalı? Bilmem. 5, 4, 5. Herhalde şimdi görelim. İki kutu da ondan. Birini ben aldım. Hı. Ha, burada burada. Şarkın sırları peşinden diyar diyar gezdiniz. Biz sizi samimi biri olarak bildik. Evlatlarıma muallimlik yaptınız. Sizin samimiyetinizi defalarca sınadık. Samimiydiniz. Bir hakika... Sonunda şeytana esir oldunuz. Dün bir haber gördüm. Çocuklar Roblox geri gelsin diye böyle eylem yapıyorlar. Belki şeytan eriş yapıyorlar çocuklar. Lakin oyuna ne oldu? Erişim engeli getirildi. Türkiye'de hala kapalı. Yine şeytanın girilmiyor. Sesine tanıp nedamet getirmezseniz... Girerler. Girerler de çocuklar VPN ne anlar? Para mı verir çocuklar? Yani... Affedin hünkârım. Genellikle çocuklar oynadığı için oynayamıyorlar şu an. Onun için işte yürüyüş yapmışlar. Roblox geri gelsin diye. Görsen hep 10-12 yaş arası falan böyle çocuklar. Nedameti unutup ete, hafasında ısrar edenler alayım. Bizden af beklemez. Ödülleri de oraya götürmem lazım mı? Ama yok, burada miğfer eksik zaten. Evet. Al. Senderin ölümünü bizden biliyor. Et getirdim. Canımızı yakmak istiyor. Ne Söğüttü'nün ne de Asaf'ın kanını o ite döktürmem. Evladının yasını tutmasına müsaade ettim. Beyim, bu adam haddi aştı. Ne ona yardım edene merhamet edilmez. Baytahta haber salın. Onların canına bir hal gelirse sebep olanı sağ komam. Asaf. Asaf, iyi misin? İyiyim Osman. İyiyim. Neredeyiz? Bilmiyorum Asaf. Sizinle bir anlaşma yapacağız. Ve siz de kabul edeceksiniz. Çeneni yorma. Öldüreceksen öldür, anlaşma falan yok. Bundan sonra ben emredeceğim. Siz de yapacaksınız. Emrime itaatsizliği asla affetmem. Senin emrinde iş yaparsak bir daha nefes almak bize nasip olmaz. Lars, herkese haber salın. Halil Halit'in yeğenleri artık benim emrime çalışıyor. Halil Halit'e de adam gönder. Yeğenleri canlarına karşılık benim emrimde çalışıyorlar.
Senin lafına kimse itimat etmez. Ben işimi lafa bırakmam. Ne emredersem onu yapacaksınız. Hadi Halide, ben gideyim de. Hayır, seninle başka işimiz var. Efendim, saraydan aldığımız bilgiye göre Vembre Efendi tutuklanmış. Nasıl? Neden? Abdülhamit bir oyun tertip etmiş. Vembre'nin bize getireceği İngiliz casusunun vesikaları. O da Abdülhamit'in Vembre'yi yakalamak için kurduğu tertibin bir parçasıymış. Osmanlı afiyeleri zaten İngiliz casusun kim olduğunu keşfetmişler. Mahmut Paşa ile de Vembre Efendi'nin ihanetini çözmek için bir oyun oynamış Abdülhamit. Abdülhamit bütün adamlarımı alt etti. Yanımızda kimse kalmadı. Önce Fuat, sonra Şivenaz, şimdi de Vembre. Bu ne demek biliyor musun? Bu sıra bizde demekse hem... Sıra bizde. Önce Fuat Efendi'yi, sonra Şivenaz Hanım'ı, şimdi de Vembre Efendi'yi. Yanımıza soktukları Truva atlarını tek tek keşfettik. Bize karşın ilkin Reval görüşmelerinde hamle yapmak istediler. Başaramadılar. Reval meselesi en büyük çerçevede bir yok etme tertibiydi. Onu püskürtünce karşımıza daha kalleşçe tertiplerle geldiler. Siyasi mücadeleyi ahlaki mücadeleye çevirdiler. Bizi darboğaza ittiler ekonomik olarak. O hususta mücadelemiz sürüyor hünkârım. Her vakit sürecek. Ardından Bulgarlarla olan münasebetimize darbe vurmak istediler. Halil Halit Bey'e kadar uzanan bir mesele. Nihayetinde o işi de temizledik. Son perdede Jön Türkleri karşımıza çıkardılar. Onları sadece bugün değil, istikbalde de mahcup edecek hamlelerimizi yaptık. Muvaffak da olduk. Artık rahatız hünkâr. Asla. Asla rahat olmadık, olmayacağız da. Paşalar, bir Müslüman ezan-ı Muhammedi'yi cihanın semasındaki her noktada yankılatmadığı sürece rahat olamaz. Bir Müslüman, eğer dünyanın herhangi bir yerinde aç yatan bir mazlum varsa rahat olamaz. İşte bu sebepten dolayı rahat değiliz. Gayemiz Allah rızası oldukça rahat olmayacağız. Bütün hamlelerimizi bertaraf etti. Bütün hamlelerimizi püskürttü. Bütün hayallerimiz suya düştü. Şimdi elimizde son bir koz kaldı Sam. Nedir efendim? Sabahattin Efendi'nin büyük tertibi. Telgrafın başına geçmesini söyleyin Sabahattin Efendi'ye. Bizim artık Abdülhamit'in karşısında kazanabileceğimiz tek bir cephe var. O da ya. Prens Sabahattin'in açtığı cephe. Hangi cepheyi açsalar, hangi harbi yapsalar, hangi silahı meydana sürseler kaybetmeye mahkumlar. İngiliz casuslarının jurnal raporlarını istediklerine göre bize karşı büyük bir hamle daha yapacaklar anlaşılan. Ne olabilir hünkârım? Paşa, İngiliz casusları bugüne kadar malumat toplayıp Londra'ya gönderdiler. Biz bunların birçoğunu biliyorduk. Lakin topyekün bütün jurnalleri istemediler hiç. Bu ne manaya geliyor hünkârım? Bu bize karşı sert bir hamle yapacakları manasına geliyor paşa. Bugüne kadar kayıplarından korktukları için yapmadıkları bir hamle yapacaklar demek. Bu hamleleri Vembere Efendi ile yarım kaldı. Evvela gidip Vembere Efendi ile konuşalım. Cezasının, kurtuluşunun olmadığını bilsin. Beyim, biri geldi. Yiyecekleri varmış. Alın şimdi. Anlat.
Edward Joris'in emriyle geldi. Lafbazlık yapmadan söyle. Nerede lan kardeşlerim? Ben bir şey bilmiyorum. Sadece bana söylenenleri biliyorum. Anlat, ne biliyorsun? Adamların canları karşılığında artık Edward Joris'e çalışıyor. Bana bak. Bir daha kardeşlerime iftira atarsan bu kurşunları sana yutururum lan vur! Bırak Tatar, bırak. Bırak. Joris'e söyle, Söğütlü'yle Asaf'ı bıraksın. Adamların kendi rızasıyla Joris'in yanında çalışıyor. Onun namına büyük bir iş yapacaklar. Onları bırakıp beni alsın. Ben ne istiyorsa yapmaya razıyım. Şimdi git, söylediklerimi eksiksiz Joris'e anlat. Git! Yürü! Yürü! Beyim, tertibin ne? Tertip falan yok Tatar. Joris'e teslim mi olacaksın dayı? Evet. Onun meselesi benimle. Ve ben de bu meseleyi bitireceğim. Yarım kesin. Yalanı kesin Mermer Efendi. İki yüzlülüğü kesin. Fitneyi, ihanete olanın sadakatinizi kesin. Hünkârım. Susun! Söyleyecek tek bir kelamınız kalmadı. Hala konuşuyorsanız ümidiniz var demek ki. Var hünkârım. Ümidinizi kesin. Burası sağlam kayalarla çevrili bir hapishane. Tünel kazılamaz. Buradan kaçamayacaksınız. Hünkârım. Nöbetçilerin hepsi tetkik edilmiş yemekler getirecek size. Zehirlenme bahanesiyle bu hapishaneden çıkamayacaksınız. Hünkârım, affedin. Af tükendi, Mermer Efendi. Buradan çıkmanın tek yolunun ölüm olduğunu düşünebilirsiniz. Sahte bir ölüm numarasıyla buradan çıkacağınızı düşünüyorsunuzdur. Lakin yanılıyorsunuz. Ölseniz dahi buraya gömüleceksiniz. Yani Mermer Efendi, konuşmayı kesin. Ümidinizi kesin. Hünkârım, bu belgeleri kimin hesabına niçin almak istediğimi söyleyeceğim size. Lüzum yok. Öyleyse biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Öyleyse? O vesikaları kim için, niçin istediğinizi merak ediyorum. Lakin bunu size sorup elinize pazarlık hakkı vermeyeceğim. Yani buradan kurtuluş yok Mermer Efendi. Üzerimize doğru gelen bir ordunun sırlarını dahi bize verseniz buradan kurtulamayacaksınız. Bay Rothschild, ihtilal tertibinin hızla hayata geçirilmesini istiyor. Bu hususta ne gerekiyorsa yapmaya hazırmış. Abdülhamid'in Rothschild'e karşı yaptığı hamleler onun bizim tek çare olduğumuzu görmesini sağladı İsmail Bey. Abdülhamid'e düşman herkes onu yok etmenin evin içindeki kişilerle olacağını bilecek. Bunun başka çaresi yok. Ağacı, ağacın içindeki kurt yer. Abdülhamid'i de kendi yetiştirdiği evlatları yiyecek. Peki Rothschild'den ne isteyeceğiz? İlkin, Hilmi Paşa'nın bizden istediği desteği almalıyız. İkinci fırka. Eğer ikinci fırka ihtilale katılmazsa başaramayız. Hilmi Paşa haklı.
Bir asker olarak da ikinci fırkayı yanında görmek istiyor. Başka yolu yok. Yaz öyleyse. İhtilalimizin muvaffak olması için ikinci fırkayı kıyamımıza katmamız şart. Efendim, ikinci fırkanın ihtilale katılmasını istiyorlar. Şartmış. İkinci fırkanın ehemmiyeti ne? İkinci fırka, saraya en yakın askeri fırka. Eğer dışarıdan bir müdahale olursa, ikinci fırka içindeki taburlar karşı koyacaktır. İkinci fırka ihtilale katılırsa, saraya yürüyenlere karşı koyacak kimse kalmayacak. Prens Sabahattin doğru bir tertip yürütüyor. O gence inancım artıyorsa, ikinci fırka meselesinin halledileceğini söyleyin. Halacığım, nasıl oluyor sence? Aa, çok güzel olmuş Naimi'cim. Hem de seni de çıkartmışsın. Ne güzel, aferin sana. Kim bilir kimin masasını süsleyecek bu örtü. Ramazan bitmeden hiç tanımadığım birinin evine misafir olup ona hediye etmek istiyorum. İnşallah yavrum. Anneciğim, neyin var senin? Niye konuşmuyorsun? Düşünüyorum Naimi'cim. Bir insan değişebilir mi diye. Yani günahlarına tövbe edip nefsini terbiye ederse bir insan değişebilir, öyle değil mi? Her tövbe bir miraçtır Bidar kadın. Lakin tövbe yürekten ediliyorsa eğer. Sizce Şibenaz Hanım yürekten tövbe etmiş olabilir mi? Sürekli ağlayıp dua ediyormuş. Daha çok ağlayacak o. Kim bilir kaç masumun ahını aldı. Başucuna Kur'an getirmişlerdi. Tevrat göndereyim size dedim. İstemedi. Kur'an okuyacakmış. Yani düşünüyorum da babasının ihanetini gördü. Anne olacağını öğrendi. Nasıl toprağa ekilen tohum toprağı zenginleştirip güzelleştirirse belki de annelik Şibenaz Hanım'ı bilgeleştirmiş olabilir diyorum. Deme anne. Şibenaz değişmez. Onu affedecek kadar olgunum. Lakin ona tekrar inanacak kadar saf değilim. Naime çok haklı Bidar kadın. İnsanları kandırmak da onun üstüne yok. Gözümle bile görsem değiştiğine inanmam. Maşallah, maşallah. Namaz kılmayı da pek çabuk öğrenmiş. Daha evvelden kılmıyor olman bilmediğini göstermez. Doğru. Şeytan da nasıl ibadet edileceğini, nasıl itaat etmesi gerektiğini bilirmiş, lakin yapmazmış. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Öyle değil mi? Geceler boyu namaz kıldığını, sürekli oruç tuttuğunu görsem de sana artık asla inanmam. Sen hislerinde, sözlerinde senin olamazsın. Çünkü tabiatında iyilik yok senin.
Yaptığın her şeyi sadece bu dünya menfaati için, kötü emellerine ulaşmak için yapıyorsundur sen. Eminim. Haklısınız. Yani ben de sizin yerinizde olsam, bana karşı şüphe içinde olurdum. Lakin kendimi ispat etmek için bir şey yapmayacağım. Çünkü her ne yapıyorsam sizin için değil. Allah için yapıyorum. Öyle iyi bir oyuncusun ki, seni tanımayanlar bu halini görse masum, mağdur, ne bileyim, sözlerinde samimi biri olduğunu zannedebilir. Lakin ben senin şeytanın işbirlikçisi olduğunu gayet iyi biliyorum. Hakkımda istediğinizi düşünmekte hürsünüz. Lakin Allah öldükten sonra bizden hesap soracak. O yüzden dünyada beni yargılamak size düşmez. Size nacizane tavsiyem, beni yargılayıp boş yere günah girin. Ben de sana bir tavsiye vereyim. Bu laf cambazlıkların, mahir yalanların hakiki yüzünü gizleyemeyecek. Bir daha bu sarayda kimseyi kandırmana, tehdit etmene müsaade etmeyeceğim çünkü. Onun için her ne alçakça tertip yapıyorsan hiç boşuna zahmet etme. Yemeğinizi getirmiştim. Tamam, bırak şuraya. Her yıl Ramazan ayında eski bir gelenek olarak sarayda yapılan huzur derslerini hünkârımızın müsaadeleriyle açıyorum inşallah. O halde müminin en güzel hasletlerinden birisi olan İsar'dan başlayalım. Sahih-i Buhari'de zikredilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam gelir ve ihtiyacı olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Sevgili Peygamberimiz, belki yiyecek bir şeyler vardır ümidiyle hanımlarından birine haber gönderir. Fakat muhterem validemiz, seni hak din üzere gönderen Allah'a and olsun ki evde sudan başka bir şey yok diye cevap verir. Bunun üzerine kendi imkanlarıyla ihtiyacını karşılayamadığı o Müslüman için ashabından yardım istemeye karar verir. Ve bu şahsı bu gece evinde kim misafir ederse Allah ona rahmet etsin buyurur. Allah Resulü'nün bu duasına mescitte bulunanların tamamı nail olmak isterdi. Fakat sahabi efendilerimizin maddi durumları iyi değildi. Zira birçoğu mallarının neredeyse tamamını Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etmişler. Medineli müminler de evlerini ve yiyeceklerini muhacir kardeşleriyle paylaşmışlardı. Buna rağmen Medineli Müslümanlardan Ebu Talha radıyallahu anh isminde bir sahabi ayağa kalkarak zor durumda olan mümin kardeşi için yardımda bulunacağını ve onu ağırlayacağını söyler ve onu gece evine götürür. Evde yalnızca çocuklara yetecek kadar yiyecek olduğunu öğrenen sahabi, Allah Resulü'nün konuğunu ağırlama gayretiyle hanımına çocukları uyutmasını ve evdeki yiyecekleri misafire getirmesini tembihledi. Hanımı da eşinin isteği doğrultusunda çocukları uyutarak evde az miktarda olan yiyeceği hazırladı ve sofraya koydu. Ev sahipleri adamla sofraya oturduktan sonra evin hanımı düzeltir gibi yaparak kandili söndürdü.
böylece misafir, karanlıkta yemek yiyormuş gibi yapan ev sahiplerinin aslında yemediklerini fark etmeden karnını doyurdu. Zira sofrada bir kişiye yetecek kadar yemek vardı. Sofradan kalkan çift, çocuklarıyla birlikte o geceyi aç geçirdiler. Fakat gönülleri huzurla doldu. Çünkü Allah Resulü'nün misafirini büyük bir hassasiyetle ağırlamış, onun duasına mazhar olmuşlardı. Ertesi sabah sevgili Peygamberimiz bu asil davranışı sergileyen sahabeyi görünce, bu gece sizin misafirinize karşı davranışınızdan Allah-u Teala çok hoşnut oldu diyerek atlarında Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinin indiğini bildirdi. Kendileri zaruret içinde bulunsalar dahi onları, kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Medineli aileye Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu ve sevgisini kazandıran bu hususi davranış, İsar'ın en güzel örneklerinden biridir. Pek güzel anlattınız İsmail Hakkı Efendi. İsar, kendisi muhtaç iken başkasını düşünmek demektir. Kardeşini nefsine tercih etmenin en üst seviyesidir. İşte Ramazan ayı, bütün müminlere İsar'ı en güzel yaşatan ve anlatan aydır. Bu ay içinde insanlar durumun ne olursa olsun başkasının yardımına koşar. Evet, bugün aramızda mekteplerinde pek başarılı talebelerimiz, evlatlarımız var. İsmin nedir evladım? Aziz Taha. Aziz Taha. En sevdiğin ders? Cebir hünkârım. Maşallah, maşallah. Ramazan ayı geldi Aziz Taha. Söylemek istediğim bir şey var mı? Var hünkârım. Buyurun. Bizim camide bir imam abi var. O çok iyi ama ihtiyar amcalar bazen bize kızıyor. Aziz Taha Efendi'yi duydunuz. Aziz Taha Efendi'ye neden kızıyorlarmış? Bazen namaz kılarken melekler mi gıdıklıyor ne? Gülüyoruz arkadaşlarla. Efendiler, nasıl ki gökyüzü kuş sesleri... Arnavut ve Arap askerler tek bir komutan tanır. Sanayiye gideceğim. Hem Şivenaz'ı göreceğim hem de Haşmetli Sultan'ı, Arap ve Arnavut askerlerinin sadakatini bir görelim. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Eğer benden asker istiyorsanız şartımı biliyorsunuz. İkinci fırka ihtilale katılacak. Öyle. Bu işi daha fazla uzatamam. İkinci fırka katılacak mı? Paşam, aceliniz mi var? Abdülhamit yıllardır devletin başında. Birkaç hafta daha kalabilir. E tabii sonunda tahttan inecekse. Saray benim Trablus'ta olduğumu sanıyor. Ve beni payitahta çağırtmış. Belki sizinle giriştiğim pazarlığı dahi biliyor. Ben payitahta ihtilal yapmak için giderim ancak. İşte bu işimize yarayan bir havadis. Artık bize katılmaya mecbur sayılırsınız. Hiç de öyle değil aziz. Hünkârımıza sizi jurnallerim. Gider gitmez. Şüpheler de üstümden kalkar. Paşam, ikinci fırka meselesini halledeceğiz. İşte bu. Eğer siz ikinci fırkayı ihtilale hazır hale getirirseniz, benim 3 gemi dolu askerim ikinci fırkayla birleşip yıldızı yerle bir eder. Desenize, Abdülhamid'in yıldızı sönecek. Buraya ne dersin? Olur.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşlerin nasıl? Çok şükür. Rızkımızı çıkartıyoruz işte. Allah bereket versin. Amin. Siz ne istemiştiniz? Veresiye defterini görmek isteriz. Niye göreceksiniz ki? Borçluların hesaplarını kapatmak için. Kimin ne borcu varsa ödeyeceğiz. O kadar paranız var mı? Cebinizdeki para belli ki üst baş almaya bile yetmemiş. İki kese altın yeter mi? Bakkalsın ama tartmayı iyi beceremiyorsun. Ne vakit insanları gözünle değil, gönlünle tartmayı becerirsin, o zaman terazin de doğru işler. Bay Rothschild, maalesef kızınız Şivenes Hanım'la görüşemeyeceksiniz. Neden? Hünkâr Hazretleri şimdiye kadar görüşmemde bir sakınca görmüyordu. Görüşmenize mani olan hünkârımız değil, kızınız Şivenes Hanım sizinle görüşmek istemiyormuş. Anlıyorum. O halde sizden bir ricam olacak. Misiniz lütfen? Elbette. Teşekkür ederim. Hünkâr Hazretleri ile görüşmek için bekleyeceğim. Nasıl dilerseniz. Sultanım, geldiğinizi duymadım. Sabah bulantılarım başladı da. Hamileliğin bu döneminde tabidir. İstediğiniz kitabı getirdim. Keşke buraya kadar yorulmasaydınız, biriyle gönderseydiniz. Okumak isteyene kitap getirmek yorgunluk değil, mutluluktur. Hem gelip bizzat kendim size sormak istedim. Neden İslamiyet'le alakalı kitaplar okumak istiyorsunuz? Sultanım, ben Müslüman olarak doğdum. Evvela annem, daha sonra da dayım beni iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeye çalıştılar. Ama benim gözüme perde indi. Karanlıkta kaldım. Kayboldum. Şimdi tekrar kendimi bulabilmek için ince de olsa bir mum ışığı arıyorum. Göz ellerini Lars. İyi misin kardeşim? İyiyim Osman. İyiyim. Lars, yeni dostlarımıza güzel bir sofra hazırla. Ziyafet çeksinler. Ardından da işe başlayacağız. Boş uğraşmayın. Sizin yemeğinizi yiyeceğimizde acımızdan ölürüz. Efendim, söylediklerinizi Halil Halit'e ilettim. O da bir anlaşma teklif etti. Neymiş teklifi? Gel. Hünkârım,
Rothschild Efendi bekliyorlar. Gelsinler. Emredersiniz. Aç evladım. Buyurun. Buyurun. Rothschild Efendi. Hünkârım. Burada kaldığınız her gün etrafınızdaki kişiler bir bir benim zindanıma düşüyor. Fenberi Efendi'nin ihanetini ilk ben size haber vermiştim. Bize getirdiğiniz malumat var olan şüphelerimizi arttırdı. Lakin elimizde delil olmadan kimseyi suçlayamayız Bay Rothschild. Zaten ailenizle alakalı en merak ettiğim mesele de bu. Siz etrafınızdakilerden şüphe duyuyorsunuz. Lakin niçin bu şüpheli hareket edip onları tutuklatmıyorsunuz? Merak ediyorum. Rothschild Efendi, bizde dinin hükümleri geçer. Delil olmadan kimseye zulmedip ceza vermeyiz. Çünkü bir gemi dolusu suçlu olsa, aralarında bir masum olacağı ihtimali sebebiyle o gemi batırılmaz. Sizse bir gemi dolusu masumu elde etmek istediğiniz bir suçlu için batırırsınız. İşte aramızdaki fark. Düşmanın adiliyle harp etmek harbin zaferini arttırıyor. Bu sebeple size bir malumat daha vermek istiyorum. Bu malumatı niçin verdiğimi merak edeceksiniz. Tam da bu mesele yüzünden. Sizin mert bir düşman olduğunuzu biliyorum. Ve size karşı bu zaferi kazanmak istiyorum. Hayalperestliğin sonu her vakit hüsran olmuştur. Neymiş malumatınız? Size sadık olan Arap ve Arnavut askerleri bir ihtilal hazırlığı içindeler. Arap ve Arnavut askerlerimiz böyle bir iş içine girmezler. Aldığım malumatlar öyle demiyor. Çünkü askerlerimizi tanımıyorsunuz Bay Rothschild. Tanımak isterim. O halde gelin. Şebeniz Hanım size bir pusula gönderdiler. Kim göndermiş? Babanızdanmış. Kızım, bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama anla lütfen. Bir karar vermek mecburiyetindeydim. Yüreğimle değil, aklımla verdiğim bir karardı bu. Evlatlarım arasında bana en çok benzeyen sen oldun hep. Belki de bu yüzden içlerinde en çok seni sevdim. Müsaade et, seni göreyim. Beni anlayacağını biliyorum. İkinci fırka, Arap ve Arnavut taburları emirlerinize hazırdır hünkârım. Musab Çavuş. Emrinizdeyim hünkârım. Yaş kaç? 42 hünkârım. Ne zaman terhis oldun? 16 yıl önce. Hizmetin daim olsun. Musab Çavuş, 18'indeydi asker alındığı vakit. Terhis olduğunda bize bir mektup yazmıştı. Osmanlı askeri olmaktan duyduğu şereften bahsediyordu. Bizden bir ricası olmuştu. İzin verirsek bir ömür asker olarak hizmet etmekten alıkoyulmamasını istemişti. Yani terhis olmak istememişti. Biz de ricasını kırmadık. Arap askerlerinizin devletine olan bağlılığı hayrete şayan. Esat Efendi. Emirlerinizi hazırım hünkârım.
Nerelisin? İşkodra. Kaç harbe katıldın? 93 harbi ve Yunan harbi hünkârım. Kaç cephede savaştın? 93 harbinde 8, Yunan harbinde 5 cephede hünkârım. Kaç yar aldın efendim? 7 kurşun yarası, 3 kasatura, 6 süngü. Gazi oldum deyip niçin terfisini istemedin? Şehadet nasip olmadı hünkârım. Niçin şehit olmak istersin? Bu toprak için hünkârım. Nedir o bir avuç toprak? Anamın duası mı desem? Evimin duvarı mı desem? Bütün bir vatan mı desem hünkârım bilmem ama şunu bilirim. Bir avuç toprak vereceğime düşmana canımı veririm. Eyvallah efendi. Bu asker mi bize ihtilal yapacakmış? Bu askerler ancak Abdülhamid sevgisi yüzünden birbirine düşerler. Dayı gidersen seni öldürür. Ömer, gitmezsem de Söğüt ile Asaf'a kim bilir neler yapacak. Sokakta herkes bana ihanet ettiklerini konuşuyor. Yeğenlerimin devlete, millete, dayılarına ihanet etmediğini herkese göstereceğim. Joris'i de at meydanında sallandıracağım. Beyim, diyecekleri varmış. Konuş. Joris teklifini kabul ediyor. Söyle, hangi adreste olacak? Burayı biliyorum beyim. Eğer tek başına gelmezsen adamların ölecek. Joris'e söyle, nasıl istiyorsa öyle olacak. Lakin eğer ki yeğenlerimin canına bir hal gelirse her gün bir parçasını keserim. Ölmek için bana yalvarır. İlk tarafını buldu işte. Şöyle yapalım. Bir gün ben olacağım. Nesi var? Hasta mı? Yok. Ölmüş. Allah taksiratını affetsin. Bu adamı taksirat saymakla bitmez. Nasıl affolacak? Allah büyüktür. Biz vazifemizi yapalım. Hadi kaldıralım cenazeyi. Burada bu adamın namazını kılacak. İyi bilirdik diyece kimseyi bulamazsın. O niye? Ay yaşın günahkarın tekidir zaten. Bir kez olsun bu cami adımını atmamıştır. Nasıl iyi bilirdik diyeceğiz. Gündüz bilmez, Ramazan bilmez. Elinde hep şişe. Yanında da bir sürü arsız kadın. Öyle geçerdi mahalleden. Onun için bırakın kalsın düştüğü yerde. Belki başkalarına ibret olur. Hadi yürü gidelim. Efendiler! 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 Bırakacak mıyız bu şekilde? Bırakamayız. İş bize düştü. Hadi gasilhaneye götürelim. Yalnız bu adamın ailesi var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Hakkında kötü devam diye bahsediyorlar. Lakin belki cenazesine gelmek isteyen bir sebebi vardır. Doğru söylüyorsun. Önce evini bir sorup soruşturalım. Aynen. Efendim, bir misafiriniz var. Yunus benimle görüşmeyi reddetti. Nedenini biliyor musun? Hasta mı yoksa? Sağlığı gayet yerinde efendim. Vaktinin çoğunu kitap okuyarak ve bir de ne? Namaz kılıp dua ederek geçiriyor. Okuduğu kitaplar da İslamiyet'le alakalı. Bazen dua ederken ağladığını görüyorum. İzlemeye devam et. Kafamı her şeyden uzaklaştıracak bir kitap istiyorum hala. Son zamanlarda o kadar çok sükût hayali uğradım ki. Burada tam sana göre bir kitap olacaktı.
Bir bakayım ben. Bu defa aşkı bulmuştum. Sevdam karşılıklıydı. Ama o da gitti. Üstelik kızamadım bile. Hak verdim ona. Biliyorum yavrum. Biliyorum. Şivenizi ise dostum sandım. Ona bütün sırlarımı anlattım. Oysa öldürecek kadar nefret ediyormuş bizden. Artık kimseye zarar veremez o. Korkma kızım. Hay Allah. Nereye koydum ben bu kitabı yahu? Bir dolaba da bakayım. Bir hanedan üyesi huzurunda. Yahudi kanı üzerine yemin ederim ki hanedan kanını Yahudi kanıyla boğacağız. Aman Allah'ım. Hala. Ne oldu, iyi misin? Naime. Oh, ayindeki kase. Hala emin misin? Neden senin dolabında olsun? Şivenaz. Mutlaka o bırakmış olmalı. Sırf bana gözdağı vermek için. Hala beni tehdit ediyor. Hala tehdit ediyor o kadın beni. Selamünaleyküm. Buyur evladım. Hakkı Efendi'nin evi burası mı teyzeciğim? Burası, lakin kendisi evde değil. Hayırdır evladım, siz niye gelmiştiniz? Teyzeciğim. Başınız sağ olsun. Hakkı Efendi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Beni bir başıma bırakıp gitti Hakkı Efendi. Biz cenazesini kaldırırız. Ne gerekiyorsa yaparız. Allah razı olsun sizden. Cenazesi ortada kalacak diye korkardım. Kimse sevmez, tanımazdı mübareği. Evet. Hakkında pek iyi konuşmadılar. Ama siz onların sözüne itibar etmemişsiniz. Sahip çıkmışsınız Hakkı Efendi'ye. Mübarek söylerdi de inanmazdım. Hanım, cenazem ortada kalacak diye tasalanma. Allah halis bir kulunu gönderir, sahip çıkar bana. Başımızda hanedanı devlet var derdi. Anlatayım size. Benim efendi alemdi. Akşama dek dükkanda çalışır. Eve dönerken de kimin elinde içki şişesi görse elindeki avucundakini verir, satın alıp eve getirip dökerdi. Sonra yolunu şaşırmış bir kadın görse ücretini öder, eve getirir. Ödediği vakit müddetince de nasihat eder, menkıbeler anlatırdı. Mahalleli de onu ne zannediyormuş? Mahalleli bilmezdi benim efendiyi. Namaz için hep en uzak camilere giderdi. Biz de Ramazan günü ibadetimizi yapmak için en uzak camiye gitmiştik. Hakkı Efendi'ye de orada rastladık. Bugünün hikmetini Hakkı Efendi'nin hayatından almamız nasipmiş. İkinci fırka kumandanı İsmail Paşa geldi mi? Bekliyorlar hünkâr. Yatsınlar. Emredersiniz. Asker, aç evladım. Hünkârım. Hoş geldiniz paşa. Hoş bulduk hünkârım. Allah afiyet versin. Bugün ziyaretiniz askeri mesul etti. Bilirsiniz onların bir muradı var. Sizin sıhhat, afiyet ve saltanatınızın devamıdır. Bilirim paşa, bilirim. Lakin bugün ziyaretimizin bir sebebi vardı. Nedir hünkârım? Arap ve Arnavut askerlerin bir ihtilal hazırlığı içinde olduğuna dair malumat aldık. Olacak şey değildir hünkârım.
Bırakın sizin tahtınız için. Bağışlayın, haddini aşmış bir misal vereceğim ama sizin fesiniz için o asker tüm dünyayı karşısına alır. Biliriz, paşa biliriz. Lakin yine de fırkanın içine birileri nifak tohumu ekmiş, şimdi de mahsul alma vakti gelmiş olabilir. Asla olmaz hünkârım. Ben kellemi koyarım ortaya. Böyle bir şey ancak iftira olur. Hassasiyet göstermeyiniz. Alınmayınız da. Askerin sadakatini biliriz. Lakin temkinli olun diye uyarmak isteriz. Böyle bir şey olamaz hünkârım. Hiç merak buyurmayın. Neyi merak buyurup buyurmayacağımızı size mi soracağız paşa? Haddimi aştım. Lakin askeri olan itimadımdan ötürü ettim bu lafları. Bağışlayın. Eğer en ufak bir nizamsızlık görürsem askerin içinde vazifenizden olursunuz paşa. Madem bu kadar eminsiniz, biz de her daim emin kalalım bu işten. Takdim edeyim. Kurt Avni Paşa. Meşhur Rothschild Hanedanı'nın en azametli büyüğünü saygıyla selamlarım. Bizde kinim dinimdir diyen Hüseyin Avni Paşa'nın en sadık adamını selamlarız. Bizi tanıyorsunuz. Bey Karasu hakkınızda malumat verdi. Sultan sizi her türlü vazifeden almış. İşittik ki kabiliyetli bir askeri konağına hapsetmiş. Veli nimetimiz Hüseyin Avni Paşa'yı o bitirdi. Beni de çürütüyor. Peki size ikinci fırkanın komutanlığı verilecek desem? Olmaz. Abdülhamit bana itimat edip en yakın askeri birliğinin komutanlığını vermez. Verecek. Bay Karasu, siz olmayacak işler için mi çağırdınız beni? Bey Karasu doğru söylüyor. Size komutanlığı verecek. Nasıl olacak bu iş? İkinci fırkanın içinde bir Arap, bir Anavut asker varmış size sadık. Doğru mu? Doğrudur. Güzel. Bak şimdi Avni Paşa. Ben Arap ve Anavut askerlerini gördüm. Abdülhamid'e son derece bağlılar. Onları birbirine tek bir şey düşürür. Yine Abdülhamid'e bağlılıklar. Doğru. Arap ve Anavut askerleri Abdülhamid'e duydukları sevgiden vuracağız. Birbirine düşüreceğiz. İşler kontrolden çıkacak. Siz de bu nizamsızlığı bitiren adam olarak ortaya çıkacaksınız. İkinci fırkanın başına geçeceksiniz. İkinci fırkayı isteyen bir tek şey daha istiyordur. Nedir o? Saraya en yakın birliği ele geçirip ihtilal yapmayı. Bu da doğru. Akıllı adamsınız Avni Paşa. İkinci fırkanın başına geçecek, Arap ve Anavut askerlerini yollayacak, yerine size sadık askerleri saraya en yakın mevkilere getireceksiniz. Ve ihtilali idare edeceksiniz. Veli nimetimiz Hüseyin Avni Paşa'nın intikamını alacağım. Siz intikamınızı alacaksınız. Ben de Abdülhamid'in tahtını. O yaptı diyorum size. Beni tedirgin etmek için odama gizlice girip dolaba bu kaseyi yerleştirdi. Şibenaz Hanım odasından çıkmıyor. Kapısında da 24 saat muhafız bekliyor. Yani buraya gelmiş olması imkansız. O şeytan için imkansız diye bir şey yok. Mutlaka bir yolunu bulmuş olmalı. Daha evvel de haremdeki kızı Aysun'u kullanmıştı biliyorsunuz. Aysun zindanda. Cezasını çekiyor. Belki onun adına çalışan başka bir kadın vardır. Aslında Aysun yakalandıktan sonra biz diğer kızları da sorgu sualden geçirdik. Lakin şüpheye mahal bırakacak herhangi bir durumla karşılaşmadık. Öyleyse bu kase benim dolabıma nasıl girdi? Sultanım, her yeri aradık. Lakin dikkat çekecek bir şey bulamadık. Tamam Zülfet, siz gidebilirsiniz. Gözün kızların üzerinde olsun.
Emredersin Sultan. Kızlar. Eğer susmazsam oğullarımın kanına bu kâzı akıtacağını söylemişti. Beni hala evlatlarımla tehdit ediyor. Validem. Naime. Bana karşı hep iyi davrandı. Hiç rahat etmedim. Mehmet Selim. Hep şüphe duydun benden. Abdülkadir. Beraber büyüdük. Sana kardeşim dedim. Sen de bana inandın. Ne yapıyorsun? İhtilalde sağ kalacak olanları ayırıyorum. Sence Abdülkadir yaşamayı hak ediyor mu? Abdülhamid'in bütün yakınlarının ölmesi lazım ki sonrasında bize karşı bir hamle yapılmasın. Abdülkadir'de bunu yapacak feraset yok. Ondan zarar gelmez. Kanlı bir merasim gibi olacak her şey. Toz ve duman altında saray yıkılırken Hürriyet kuleleri inşa edeceğim Osmanlı için. Hünkârım, af buyurun. Neden endişe edersiniz? Rothschild Efendi, bize Arnavut ve Arap askerlerle ilgili niçin jurnal verir merak ederim. Bir tertipten mi şüpheleniyorsunuz hünkârım? Hem de büyük bir tertip paşa. Ne olduğunu biliyoruz. Lakin bunu nasıl yapacaklar? Kim yapacak? Kimleri maşa olarak kullanacaklar, onu merak ederim. Nasıl bir tertip hünkârım? Ateş ve duman içinde bir tertip paşa. Ateş ve duman içinde. Kinim dinimdir. Kinim dinimdir. Benim dinime iman eder misiniz? Ederiz. Ederiz. O halde bu sancağı Abdülhamid'in gönderdiğini söyleyeceksiniz. Biriniz Arap, biriniz Arnavut. Bu sancak için kavgaya tutuşacaksınız. Biriniz kendinize gönderildiğini söyleyecek. Diğeriniz ise sancağı isteyecek. Sonra? Sonra silahlarınızı çekip birbirinizi vuracaksınız. Korkmayın. Mermilerin çekirdeği çıkarılacak. Ölmeyeceksiniz. Ama benim adamlarım sizi yaralıymış gibi taşırken ortalık karışacak. Anladınız mı? Emredersiniz. Emredersiniz. Kavgaya tutuşup silahlarını çektikleri anda ikisini de başka bir adama vuracak.
Hakan'ım. Hoş geldiniz. Ahmet Celaleddin Paşa. Hoş buldum Hakan'ım. Nihayet yine karşımdasınız. Sizi gönderdiğimiz her zorlu vazifeden sonra içimizi bir endişe kaplar. Yine kavuşacak mıyız diye. Hamdolsun hepsi vuslatla neticelendi. Şehadetin mümkün olduğu her harpte diri kalmamın tek sebebi oldu Hakan'ım. Nedir o? Size ve devletime olan borcu ödemek Hakan'ım. Eyvallah Paşa. Vazifeyi yaptınız mı? Evelallah Hakan'ım. Vakti ayarlı bir bomba gibi her şey işleyecek. Saat gibi çalışacak. Siz emri verdiğiniz vakit her şey harekete geçecek Hakan'ım. Âlâ. Hakan'ım, lakin bir mesele daha var. Nedir Paşa? Hakan'ım, malumunuzdur ki Hilmi Paşa Londra'da. Gizlice gitmiş. Malumumuz. Hakan'ım, çok tehlikeli bir işe girişeceklerini işittim. Belli ki Hilmi Paşa'yı iknaya çabalıyorlar. Hilmi Paşa'yı tutuklayıp bu meseleyi halletsek. Olmaz Paşa. Hilmi Paşa'nın Trablus'ta kendisine sadık askerleri var. Eğer orada askerler paşamızı bırakmayız diye isyan ederlerse gözü Trablus'ta olan İtalyanları durduramayız. Ne emredersiniz Hakan'ım? Seziyorum Paşa. Son bir hamleler olacak. Son bir hamle. O hamleyi görüp